Herkese merhaba. Efendilik'te 6. haftayı da geride bırakmış olduk. 3 gün boyunca birbirinden keyifli, bol gollü karşılaşmaları izledik. Bizler sağ kenarında, sağ içerisinde de zaman zaman yine bazı pozisyonlar yaşanmış olsa da Efendilik her zaman tabii ki burada ön planda. Hoş geldin Kaan Emre. Hoş bulduk. 6 haftayı bitirdik. İlk defa seninle haftanın değerlendirmesinde buluştuk. İlk miydi? Bence ilk diye hatırlıyorum. Çünkü ilk defa bir değerlendirmede bu kadar rahatım. İki kere tek başıma değerlendirme yaptım. Bir kere Serkan'la yaptım. Geçen hafta 15 dakika güzel bir performans. Allah Alican'la birlikte burada olmak benim için kaldık baş başa. Mutluluk. Mert'e selamlar. Kaldık aynen. Mert'e selam. Yeni hayatında, yeni evinde. Serkan'a da işinde kolay gelsin diyelim. Çarşamba günleri gelemiyor. Alican'la biz de burada çarşamba gününü haftayı noktalamış olduk. Bahsettiği gibi Alican'ın güzel bir hafta geride bıraktık. Yine zaman zaman bazı hani seslerin yükseldiği zamanları oldu ama çok da öyle problem yaratacak bir şey yoktu. Takımlar daha sağduyulu davrandı. Daha itiraz konusunda, kaymalar konusunda daha dikkatlilerdi. Teşekkür ediyoruz takımlara. Haftayı değerlendirecek olursak ben olduğum günlerden bahsedeyim. Evet. Aynen. Pazartesi günü Spartak İstanbul'la Atletico İbrit arasında oynanan karşılaşmada Spartak İstanbul'un 6-2'lik üstünlüğü vardı. Baştan sona önde götürdüler. Atletico İbrit derlenip toparlanmakta biraz zorlandı karşılaşma boyunca. Spartak İstanbul galibiyetiyle sonuçlanmış oldu. AC Nevizade ile Gutfelas yine karşılaştı. AC Nevizade galibiyet serisine devam ediyor. Nevizade'ye neler oluyor? 6'da 6 yaptık. Yine Gutfelas'ta eksikler vardı. Erdinç yoktu, İskender yoktu. Bu arada Hakan'dan öğrendim ki İskender de başka bir yerde çok ciddi bir şekilde sakatlanmış. Elmacık kemiği kırılmış, dili boğazına kaçmış. Hani orada yine sağlıkçı varmış, ambulans müdahale etmiş vesaire falan. Geçmiş olsun. Yani. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz İskender için. Umarız en kısa sürede burada onu sahalarda görürüz. Çünkü gerçekten İskender'i izlemek ayrı bir zevk. Her ne kadar bitiriciliği pozisyonlara girdiği kadar etkili olmasa da diyelim. Gollerini atıyor nazar tabii ki. Nazar değdirmeyelim. Gollerini atıyor o da. Pazartesi gününün ilk maçı Dream Warriors'la da Calypso 33 karşı karşıya geldi. Ben maç skorunu 1-0 diye hatırlıyorum. Bakmadan konuştum ama Dream Warriors maçı 1-0 kazandı. Erken buldukları golle bütün maçı önde götürdüler. Calypso 33 de açıkçası maçın özellikle 3'te 2'lik bölümünde reaksiyon gösterebildi ama esas yüklenmeleri gereken noktalarda hamlelerini yapamadılar, baskıyı gösteremediler, enerji ortaya koyamadılar ve Dream Warriors'da galibiyete uzanan taraf oldu. Salı gününü senden alalım. Salı gününün ilk maçında son baskıyla Selimiye Veteranlar karşı karşıya geldi. Farklı bir galibiyet bu maçta da söz konusuydu. Son baskı 8-2 kazandı. Güzel goller vardı. Bireysel performanslar ön plana çıktı diyebiliriz son baskı takımı adına. İkinci maçta The Wall rakibi Fire Dryer'dı. O da 3-2. Çekişmeli geçti o maçta. The Wall öne geçti. Fire Dryer sonrasında üstünlüğü yakaladı. Son bölümde The Wall'un geri dönüş çabası yeterli olmadı. Kazanan Fire Dryer oldu. Son maçta da Keyfe Keder'le Dikili Taş karşı karşıya geldi. 2-0'lık sonuçta da o maçta Keyfe Keder sağdan galibiyetli 2 puanla ayrılan taraf oldu. Birkan Hoca'nın performansı ön plandaydı. Keyfe Keder takım adına. 2-0 ve Keyfe Keder hani çok böyle yadırganacak bir skor gibi değil ama maçta kırılma anları var. Yani 1-1 evet. Olabilecekken 2-0'a gidiyor ve Keyfe Keder galibiyeti oluyor. Gerçekten hani izleyenler varsa o şeye hak vereceklerdir. Güzel kazanılmış bir galibiyet diyebiliriz. Dikili Taş karşısında. Dikili Taş da iyi direnç gösterdi. Bugün de 2 maç vardı son günde. Bugün de Bordura FBU haftanın belki en hani dişli maçı diyebiliriz. İki güçlü ekibin karşılaşması. Erken gelen bir kırmızı kart vardı. Maçın görüntülerini izleyemeyeceğiz. Kameramız yoktu. Erken gelen bir kırmızı kart izleyemeyenler için anlatalım. Anlattın hatta. Aynen. Orada X'te. Şeyde yoktuk. Twitter'da yeni adıyla X'te. Anlattık. Çok komik bir pozisyondu aslında. Çok böyle kolay kolay rastlanabilecek bir pozisyon değildi. Ceza sahasında oluşan bir karambolde Bordura'da yanılmıyorsam Burahan kafayı vurmuştu. Hem FBU kalecisi erdi hem de Serbay topa uçtu.
Biz kimin kurtardığını göremedik. Orta sahaya yakın bir noktadaydık. Penaltı ve kırmızı kart çıktı. Meğerse Serbay kurtarmış. Serbay da zaten haftanın çok... kurtarışı. Aynen, haftanın kurtarışını alalım mı diye düşünüyorduk biz. Halil İbrahim Hoca kırmızı kartı gösterdi. Penaltıya döndü. Penaltıyı bu sefer Erdi kurtardı. Dedik ne oluyor? Hiç tereddütsüz direkt kırmızı kartı çıkardı Halil Hoca. Hayret, biz de şaştık kaldık. Bu arada dün de Halil İbrahim Hocamızın doğum günüydü. Evet. Nice mutlu senelere. 20 yaşına girdi. Ya 18 tamam. Hala ergen sahada. Neyse, maça geri dönecek olursak, büyük beklentilerle girdiğimiz maçta bordro kilidi erken çözdü ve onun da 10 kişi kalmasıyla birlikte yine de direnç gösterdiler, iyi direnç gösterdiler. 4-2'ye geldikten sonra da pozisyon yakaladılar ama değerlendiremediler. Bordro sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Son maçta da büyük avluyla 1337 Kriv karşı karşıya geldi. Maç aslında gitti geldi. Büyük Avlu 2-0 öne geçti. Kriv 2-1'i yakaladı. Hatta 2-2 de olacaktı. 2-2 olacaktı. Büyük bir Dündar kırılma anı yaşandı. Bir kurtarış kritik yaptı. Bir kurtarışı var burada. Kriv forveti pozisyonu kaçırdı. İsmini getiremedim ben şimdi. Hatırlıyorsan. Yasin değildi herhalde. Vallahi anlatmıyorum. Bir gol geldi şu an. Aynen. Bir gol haberi. Kritik bir pozisyon kaçtı diyebiliriz orada. 2-2 berabere bile bitebilirdi maç. Maçın son bölümlerinde meydana geldi bu pozisyonda. Güzel bir maç izledik. Haftayı bu şekilde kapatmış olduk. Enlere geçelim istiyorsan. Geçelim yavaş yavaş. Haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golüyle başlayalım. Haftanın golü salı gününden geldi. Son baskıyla Selimiye veteranlar arasında oynanan karşılaşmada yeni transfer Oktay'ın çok şık bir aşırtma golü vardı. Maçta da iyi performans gösterdi. Evet, sanıyorum rakipten seken bir pozisyonda top ceza sahasının köşesinde önünde kalıyor. Önce bir kontrol ediyor. Topu biraz daha açıyor. O arada savunma da hani ona yükselmeye çalışırken kalecinin önünde olduğunu görüyor. Gördüm. Çok akıllı bir ayak üstü vuruşla kaleciyi ve savunmayı gafil avlıyor ve çok şık bir gole imza atıyor. Kapanış o golle oldu, 8. gol. 8. gol bu golle oldu. Oktay'ı haftanın golünden dolayı tebrik ediyoruz. Adaylarımız vardı yine. Adaylarımız aynı maçta. Vardı. Aynı maçtan yine Ercan'ın bir serbest vuruş, evet, golü var. Esas bugün bir gol biz izledik, siz izleyemediniz. Tevfikcan'ın bordroda Burhan sol taraftan taç atışını kullandı. Top ceza sahası içerisinde uzaklaştırılamadı. Yayın dışına doğru geldiğinde Tevfikcan gelişine çok güzel bir vuruş çıkarttı. Sert ve düzgün bir vuruş. Top neredeyse 90'a giriyordu. Tam 90'a girmedi ama çok yakın bir noktadan ağlarla buluştu. Keşke izleyebilseydiniz bu golü. Tevfikcan'ın da golünün hakkını vermiş olalım. Onu da yine ayrıca tebrik edelim. X'te dinleyebilirler. Kayıt devam ediyor mu orada? Kapattık ya. Hayır. Yani tekrar dinlenmiyor değil mi? Bilmiyorum. İlk defa denedik. İlk defa kullandık artık. Bakarsınız. Belki geriye dönük tekrar açıp dinleyebiliyoruzdur. Hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Kaptanlar grubunda gündem olunca dedik hani en azından takip edenleri mahrum bırakmayalım. Maçın ikinci yarısını aktaralım dedik. Çok da kullandığımız bir uygulama şey değildi. Sesli şey, chat odası. Evet. O yüzden şu an devamı var mı yok mu biraz kurcalamak gerekir. Ahmet abinin bizi yalnız bıraktığı maçlarda belki buraya sığınırız diyelim. O an dinleyenler bu golü kaçırmadı. Evet. Haftanın diyelim. Kurtarışı. Haftanın kurtarışı. Biraz önce biraz bahsettik. Bir ipucu verdik. Keyfekeder Dikili Taş maçında. Maçın son anları Keyfekeder 1-0 önde. Dikili Taş'tan Alperen'di. Yanlış görmediysem, yanlış hatırlamıyorsam. Luis onun Figo. Ayak dışıyla bir yerden vuruşu var. Köşeye doğru Koray, Keyfekeder kalecisi uzanıyor. O kurtarışı yapıyor. Sonrasındaki bir iki dakika sonrasında pozisyonda Keyfekeder farkı ikiye çıkartan golü buluyor. O kurtarış sonrasında gelen bu golle birlikte de galibiyet net bir şekilde oluyor. Evet. 2-0'lık net bir sonuç ortaya çıkıyor. Maç içerisinde yine Koray'ın kurtarışları vardı, Koray Hoca'nın. Yine buna benzer haftanın kurtarışı sayılabilecek pozisyonlar söz konusuydu. Adaylar da vardı. Koray'ı tebrik ediyoruz öncelikle. Bugün son maçta Dündar'ın kritik bir kurtarışı vardı. Yine konuşurken ondan da bahsetmiştik. Maçın son bölümlerinde Kriv'in etkili geldiği bir pozisyonda, neredeyse 6 pasa yakın bir pozisyonda yapılan net bir vuruşta çok kritik bir kurtarışa imza attı Dündar. Bu da yine haftanın değerli kurtarışları arasında diyebiliriz. Takımına puan getiren kurtarışlar arasında.
Bugün yine sizlere izletemediğimiz karşılaşmada FBO kalecisi Erdi penaltı kurtarışında imza attı. Sonrasında bir kurtarış daha yaptı peşinde. Sonrasında penaltının dönen topunda tekrar bir kurtarışa imza attı. Bu bahsettiğimiz Serbay'ın elle çıkardığı pozisyon. O da ayrıca bence haftanın kurtarışı olabilirdi. Güzel bir refleks gösterdi orada Serbay. Penaltıda da Erdi başarılı oldu. Penaltının dönen pozisyonda Erdi başarılı oldu. Ama o oyun devam etti. Atak bitmeden ilk golü yemiş oldular. Ne yazık ki hani orada bir talihsizlik oldu diyebiliriz Erdi için. Çabası boşa gitmiş oldu. Selimiye veteranlardan Hüseyin'in kurtarışları vardı hatırladığım kadarıyla. Duvall'da kaleye Doğuhan geçmişti. Onun da yine kritik kurtarışları vardı. Aklımda kalanlar bu şekilde. Haftanın takımı. Takımı. Hangi takımı seçtik? Haftanın takımı Fire Dryer. Vol karşısında geri düştüler, öne geçtiler, skoru korumaya çalıştılar. Fark 1'e indi. Vol'un baskısını kırdılar. Skor 3-2'ye geldi. Maçın son bölümleri çekişmeli geçti. Skor olarak birbirine yakın geçen bir maç olduğu için biz de özellikle Fire Dryer'ın bu performansını taşlandırmak istedik. 3-2'lik galibiyetiyle Fire Dryer bu hafta haftanın takımı olmaya hak kazandı diyebiliriz. Haftanın oyuncusuna geçeceğiz. Burada da adaylarımız aslında çokça diyebiliriz. Var. Tabii takımlarla birlikte, takımların aldığı galibiyetlerle birlikte gol ve asist katkılarıyla öne çıkan oyuncular var. Burada tabii ki Spartak İstanbul'dan Utkun'un hakkını vermek gerekir. Hat-trick yaptı. Ahmet Çakır abimizin bize öğrettiği tabiriyle üçleme. Hat-trick demiyoruz, üçleme diyoruz. Utkun'un üçlemesi vardı. Atletico İbrit karşısında birbirinden şık 3 gole imza attı. İşte kaleciyi çalımladı, pozisyon yarattı. Yine boşta kaldığı zamanlarda da yine etkili oldu. Utku 3 golle bu hafta devleşen bir performans gösterdi. Tebrik ediyoruz. Onlara yine gelebilecek benim izlediğim maçlardan baktığımız zaman yine Nevizade'den Arda 2 golle öne çıkıyor. Can Coşkun var Fire Dryer'da. Yine maçın oyuncusu olarak burada Alican'ı ağırlamıştı. Can Coşkun'un performansı yine öne çıkan performanslar arasında diyebiliriz. Büyük Aldan Özgür yine maçın oyuncusu seçtik. Gentlemanca yine bir şekilde maçta da. Özgür'ün bence centilmenliklerine değinelim. Maç içerisinde kendi takım arkadaşlarının veya rakibin bile hani faul beklemediği pozisyonlarda Halil İbrahim Hoca'yı uyararak zaten faul yaptığını söyledi. Şurada da yine çıkan bir topta topun kendisinden çıktığını söyleyerek topun rakibe geçmesine sebep oldu. Hani skor olarak birbirine yakın giden bir karşılaşmada bunları gösterebilmek bütün efendilik oyuncularına örnek olsun diyebiliriz. Şekilde. Çünkü değinmek istediğim de bir nokta var. Hani bazen oyunun heyecanına kapılıp hoca görmedi diye devam eden arkadaşlarımız olabiliyor. Burada lütfen hani inisiyatif alalım. Top atıyorum elimize çarpmıştır. Halil İbrahim Hoca görmemiştir veya top bizden çıkmıştır. Hakemlerimiz süzememiştir. Ne de olsa Halil İbrahim Hoca görmedi veya ne de olsa hakem devam ettirdi diye bunları söylememezlik yapmayalım. Burada futbolun profesyonel haline geçirmeye çalışmayalım. Özgür'ün hareketleri hepimize örnek olsun. Biz de bizim dahil olduğumuz pozisyonlarda neler gördüysek, neler yaşadıysak onları en azından paylaşalım, bilgilendirelim ve hakkaniyetli bir şekilde oyunun devam etmesine sebep olalım diyelim. Yine son baskıdan Yasin'in, keza Oktay'ın yine performansları ön plana çıkmıştı. Evet, ona değinmedik. Adlarını unuttuğumuz kişiler de olabilir. Hani İsimsiz kahramanlar var. Haftanın isimsiz kahramanları. Takımlarının galibiyetlerinde, puan almalarında öne çıkan oyuncular elbette ki her takımda oluyor, her maçta. Herkesi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. 6. haftayı bitirdik. Hava durumu ve Alican aklıma geliyor benim. Yağmur. Şu an yağmur hafif çiselemeye başladı. Önümüzdeki hafta hava durumun bizi korkutuyor. Derece düşmesiyle birlikte. Artık bakalım burada geliyor. Aynen kış koşullarıyla birlikte maçları artık izlemeye başlayacağız. Tir tir titreyerek. Biz kenarda parmaklarımız üşüyerek gollerinizi yazarken. Ahmet abi burada sahada zaman zaman rüzgar zaman zaman yağmurdan etkilenmeye başlayacaksınız diyebiliriz. Allah'tan buranın da tepesini bitirdiler. Çekim sırasında kamera ıslanmayacak, korunaklı, evet, diyebiliriz. Aynen. Evet, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki beraber bir değerlendirme yaptık. Videosu çektik. Tüylü mikrofonla birlikte sizlere veda ediyoruz. Bu mikrofon eşliğinde. Soğuk havalarda bizi ısıtır bu. Olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. 7. haftada tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.